Çok kıymetli il başkanım, değerli milletvekilim, il başkan yardımcım, il yönetim kurulu üyelerimiz, meclis üyelerimiz, kıymetli kadın kollarımız, gençlik kollarımız, teşkilatımızın üç kademe yönetimleri, sandık başkanlarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli il başkanım, yaklaşık 2,5 yıldır teşkilatımızla birlikte Esenyurt'un 3 kademe teşkilatıyla birlikte sizlerin öncülüğünde verdiğiniz talimatlar doğrultusunda öncelikle 100 güne 100 yüze programlarıyla Esenyurt'umuzu İstanbul'daki belediye başkanlarımız, milletvekillerimizle birlikte şöyle bir dolaştık. Akabinde birlik, irade, zafer mottosuyla yaklaşık 240 bin haneye girdik. Bu anlamda ben sizin başkanlığınızda tüm il başkan yardımcılarımıza, özellikle sorumlu olan bizden sorumlu olan il yönetim kurulu üyelerimize, sorumlu milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. Kıymetli başkanım, Esenyurt Teşkilatı üyeleriyle birlikte, sandık başkanlarıyla birlikte gece gündüz demeden 2023-14 Mayıs seçimlerine hazırlıklar yaptı. Çok şükür 2023-14 Mayıs seçimlerinde de yaklaşık 5000'e yakın sandık mensubumuzla birlikte okul sorumlularımız, kat sorumlularımız ve bahçe sorumlularımızla birlikte akşam ıslak imzalı mazbataları belki de İstanbul'da ortalama önde alan ilçelerden birisi olduk. Tabii o gün için Esenyurt'ta sandıkların boş olduğunun tweet'i atıldı. Ama biz bütün sandıklarımızda 1730 sandığımızda yaklaşık diğer Cumhur İttifakı bileşenlerimizle birlikte her sandıkta yaklaşık 3 kişi vardık. Katlarımızda ve okullarımızda ve bahçelerimizde AK Parti mensuplarımızla hazır bulunduk. Milletimizin attığı helal oylara sahip çıktık. Hatta bizim oylarımıza değil, diğer siyasi partilerin oylarına da sahip çıktık. Bu anlamda yine 28 Mayıs seçimlerinde, yine kalan süreci içerisinde sokaklarda, caddelerde, meydanlarda, hatta teşekkür ediyorum bakanlarımıza, 4 tane bakanımızı Esenyurt'ta ağırlayarak her gün ortalama 4 tane milletvekilimiz Esenyurt'ta sokak sokak gezerek, ayrıca meclis üyelerimize de ayrı programlar yaparak, kadın kollarımıza kendi alanlarında sürekli programlar yaparak, gençlik kollarımız özellikle 18 yaşını doldurmuş yaklaşık 70 bin seçmen üzerinde çalışmalarını yaparak 28 Mayıs'ta da yine sandıklarda sandıklarımıza sahip çıkarak, milletimizin attığı oylara sahip çıkarak yine ıslak imzalı mazbatalarımızı en erken alan ilçe teşkilatı olduk. Bu anlamda tabii Esenyurt'ta yaklaşık 250 bin AK Parti'mize, Cumhurbaşkanımıza oy veren seçmenlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Tabii yine bu arada %46 oy almış olduk. Tabii bunların yükseltilmesiyle alakalı çalışmalarımızı seçim akşamı da değerlendirmelerimizi yapıp dedik ki kıymetli kardeşlerim, yani bu kalan süre içerisinde, önümüzdeki kalan süre içerisinde de, çünkü AK Parti teşkilatları sürekli sahada olan teşkilatlar, hiçbir zaman durmayan teşkilatlar, yine yarından itibaren, yani pazartesiden itibaren çalışmalarımızı sürdürüp 2024 seçimlerine hazırlık yapacağız dedik. Bu anlamda kıymetli başkanım, yaklaşık 3 haftadır mahalle başkanlarımız kendi işlerinde çalışmalar yaptı. Sandık başkanlarımız da mahalle yönetimlerimiz de bir araya geldi. Biz de bugün sandık başkanlarımıza, Esenyurt'ta sandıklara sahip çıkan kıymetli sandık başkanlarımıza, ilçe teşkilatlarımıza, sizin başkanlığınızda, milletvekilimizin de başkanlığında bir teşekkür ederim istedik. Ben tüm teşkilatımıza bu gayretli çalışmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Tabii
yine aynı inançla ve mücadeleyle ilkünkü aşkla 2024 seçimlerine tekrar buradan başladığımızı bildirmek isterim. Ben mahalle başkanlarımıza, SKM başkanımıza, bu süreçte görev alan SKM yönetim kurulu üyelerimize, meclis üyelerimize, kadın kollarımıza, teşkilatımızın tüm mensuplarına gayretli çalışmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Sizin başkanlığınızda inşallah durmak yok. 2024'de devam diyorum. Katılımlarınız için bizleri onurlandırdınız. Kıymetli il başkanım, kıymetli milletvekillerim, il başkan yardımcılarım, sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Esenyurt Teşkilatı yine gece gündüz demeden sıkmadık el, dokunmadık gönül bırakmamaksızın samimiyetle, gayretle, tevazuyla çalışmalarına devam edecek. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun. Esenyurt'un çok kıymetli ak kadroları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli başkanım, ilçe başkanımız bütün konulara değindi. Biz de gençlik kolları olarak Esenyurt'taki tüm genç kardeşlerimize ulaşmaya çalıştık. Gücümüz yettiğince, Rabbim ömür verdikçe de hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu sürecin Esenyurt, İstanbul ve Türkiye noktasında hayırlı bir sonuç, hayırlı bir netice getirdiğine elhamdülillah hep beraber inanıyoruz. Çok da iyi oldu. İnşallah 2024 için de biz burada sizlerin kardeşleri olarak, Esenyurt'un gençleri olarak üzerimize düşeni 2023 seçiminde nasıl yaptıysak 24'te de yapacağız diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. İlçe Kadın Kolları Başkanımız Harika Yıldırım Öztürk Hanımefendi'yi davet ediyorum Türkiye'ye. Kıymetli il başkanım, kıymetli vekilim, il başkan yardımcım, il yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe başkanım, ilçe gençlik kolları başkanım, meclis üyelerimiz, teşkilatımızın, üç kadememizin kıymetli teşkilat mensupları. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli başkanım, ilçe başkanımız zaten genel olarak süreç hakkında açıklamaları yaptı. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Biz göreve geldiğimizde pandemi kısıtlamaları sebebiyle kongrelerimizi yapamamıştık. İlk teşkilat buluşmamız olan danışma meclisimizde, böyle büyük buluşmamızda ben bir ifade kullanmıştım. Yeni göreve gelmiştik. Dedim ki biz kadın kolları olarak inanan insanlarız. Davamız belli, yolumuz belli. Biz gün gün hesabını çıkartacağız. Bugün ne yaptık? Yarın bir şey ekleyeceğiz. Gün gün, hafta hafta, ay ay. Yıl sonuna geldiğimizde bu yıl ne yaptığımızı çıkartacağız ve bir göz açayıp kapayıncaya kadar 2-2,5 yılı da aşmışız. Nitekim de öyle çalıştık. Bunun hesabını çıkarttık. Ve elhamdülillah önce yıllardan beri Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği 14 Mayıs'ta Türkiye'nin birinci partisi olarak Cumhurbaşkanımızı sandıklardan çıkardık. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bizim rakibimiz karşı taraf olmadı. %49,5 oldu ve biz elhamdülillah tekrar 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı başkan olarak uğurladık ve gönderdik tekrar başkanlık koltuğuna. Rabbime, bize bunu hamd eden Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Ama başkanım, vekilim, biz dedik ki bu süreçte ne yaşadığımızı ve teşkilat olarak da bu bizim için çok farklı bir süreçti. 2019 sonrası süreç. Üç kademe başkanları olarak da bu sürece tanık olanlar bizler olduk. Biz bu süreçte o içimizde kalan nükteden, yaradan ötürü 28 Mayıs'tan sonra başkanımızın da ifade ettiği gibi bir gün dinlenmedik. Bir gün oh deyip kenara çekilmedik. O rahatlığı yaşamadık. Hala seçim süreci neymiş gibi devam ediyor bizim çalışmamız. Çünkü biz Esenyurt'u tekrardan AK Parti belediyeciliğiyle buluşturduğumuz zaman rahatlayacağız. O zaman belki bir dinlenmeye çekilebileceğiz. Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırıp kan gölüne çeviren, insanları evlerinden, yurtlarından eden,
bölgedeki yaşayan insanlara gözyaşını, kanı reva görenler Türkiye üzerine planlar yapıyorlardı. Recep Tayyip Erdoğan'ı indirip AK Parti'yi gönderip Türkiye'yi de istedikleri hale getirmek istiyorlardı. İşte bizim verdiğimiz mücadele sadece iktidarda kalma, iktidarda olma ve bir yerli milletvekili yapma mücadelesi değildi. Bizimki bir Türkiye davasıydı. Bugün de Türkiye davasını söylüyoruz. 28 Mayıs geride kaldı. Allah'a hamdolsun. Liderimiz bakın Kıbrıs'a gitti, yavru vatana. Oradan kardeş ülke Azerbaycan'a gitti. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bahar getirenlere dedik ki baharı Allah getirir, siyasetçiler değil. Bahar geliyor. Türkiye hamdolsun büyük mücadelesini, büyük yürüyüşünü devam ettiriyor. Gençlere bir ülke hazırlıyoruz. Bir rüyamız var gençler. Bir sevdamız var gençler. Bu ülke başaracağız dedik ve hamdolsun bugüne kadar mahcup olmadık. Bizim liderimiz bizi mahcup etmedi. Başımızı yere eğdirmedi. Dünyanın her yerinde milletinin haklarını savundu. Dünyanın her yerinde mazlumların haklarını savundu. Mağdurlara el uzattı. Zalimlere meydan okudu. Zalimler birleşti. Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz dediler. Dünyada küresel çeteler bir araya geldi. Türkiye'de tezgahlar kuruldu. Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz dediler. Biz ne diyorduk o gün sokaklarda? Buna gücünüz yetmez. Türkiye'yi diz çöktüremezsiniz. Tayyip Erdoğan'ı indiremezsiniz. Bayrağı indiremezsiniz. Bu ülkedeki kardeşlik iklimini bozamazsınız diyorduk. Neye güveniyorduk bunu söylerken? Bir, Rabbimizin yardımına ve verdiğimiz mücadelenin hakikatine. İki, aziz milletimizin ferasetine ve vicdanına. Üç, AK Parti kadrolarına, yani Recep Tayyip Erdoğan'a inanmış gönül dava arkadaşlarımıza, AK Parti kadrolarına güveniyorduk ve hamdolsun mahcup olmadı. Mahcup olmadı. Şimdi konuşmamı çabuk bitirmemi istiyorsanız sabredin. Yoksa uzatırım, birazdan yağmur yağar bak onu söyleyeyim. Anlaşma yapalım. Şimdi değerli arkadaşlar, kıymetli dava arkadaşlarım. Hamdolsun biz 28 Mayıs'ta alnımızı akıyla geçtik. Ülkemize dair iddialarımızı, sevdamızı ortaya koyduğumuz bir süreci hamdolsun tamamladık Rabbimizin yardımıyla. Defalarca hamd ediyoruz Allah'a. Topyekun birleştiler. Her türlü denemeyi yaptılar ama hamdolsun başaramadılar, başaramayacaklar. Biz şimdi Esenyurt'tan AK Parti ilçe teşkilatının bahçesinden diyoruz ki bakın Osman Başkanımızın ürettiği ve hepimizin kullandığı güzel bir slogan var. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek dedik. Hiç kimse korkmasın. Türkiye'de kaybeden olmadı bu seçimde. Kaybedenler oldu. Küresel ölçekteki çeteler kaybetti. Terör örgütleri kaybetti. Bu ülke üzerinde hesap yapan kirli odaklar kaybetti. Ve bu ülkeyi istikrarsızlaştırmak isteyen herkesim kaybetti. Onun dışında AK Parti'ye oy veren de vermeyen de kazandı. Şimdi yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Esenyurt burada bu kifayetsizliğe, bu insafsızlığa terk edilemez. Esenyurt halkı hizmeti AK Parti belediyeciliğini özlüyor. Esenyurt'ta milletimiz AK Parti kadrolarını bekliyor. Kaldığı yerden burada hizmet kervanının devam etmesi lazım. Buradaki birlik beraberliğimiz Esenyurt'ta umutla yerel seçimleri bekleyen Esenyurt'ta milletimize buradan bir selam olsun diyoruz. Ve birilerine de korku olsun koltuklarında oturanlara. Diyoruz ki az kaldı. Esenyurt hizmetsiz kalmayacak. Sizin insafınıza Esenyurt terk edilemez. Bir tane hizmet üretmediniz. Ne Esenyurt'ta, ne Küçükçekmece'de, ne Avcılar'da, ne Beylikdüzü'nde, ne Büyükçekmece'de, ne İstanbul'da 4 yıl milleti kandırdınız, oyaladınız.
etmediniz. Biz İstanbul'u da Ankara'yı da bu kifayetsizlerin insafına terk etmeyeceğiz. Öncelikle şunu bir kere tespit edelim kıymetli kardeşlerim. Birileri Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere yok kazandı kaybetmedi falan filan spekülasyonları yapıyorlar ya. Kardeşim 2023'ün şampiyonu Recep Tayyip Erdoğan. Bunu bir kere herkes bilsin. 2023'ün şampiyonu Cumhur İttifakı. Bunu da herkes bilsin. 2023'ün şampiyonu AK Parti. Bunu da herkes bilsin. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bunları dinleyince aklıma böyle yıllar önce futbolda teknik direktörlerimizin bazıları maça giderken, uluslararası maça giderken diyorlardı ki az gol yemeye çalışacağız. Maçtan sonra da yenildik ama ezilmedik. Ya az gol de yemeye çalışsanız, yenildik ezildik ama da demeseniz ortada millet var. Milli irade tecelli etmiştir. Recep Tayyip Erdoğan yeniden Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olmuştur. Bu kadar net. Bu kadar açık. Bu kadar berrak bir şekilde gerçekleşmiştir. Ama Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 85 milyon kazanmıştır. Tüm Türkiye kazanmıştır. Tüm bölge kazanmıştır. Tüm coğrafya kazanmıştır. Kıymetli kardeşlerim, ben hep beraber çalıştığınıza hep birlikte ifade edildiği gibi her birinizin emeğine, her birinizin alın terine, her birinizin gayretine, her birinizin çabasına yakinen şahit olduk. Onun için asıl kahramanlar olarak burada temsilen bulunan Esenyurtlu kardeşlerimizi, teşkilat mensuplarımızı, seçmenlerimizi, her birinizi tekrar tebrik ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi hani bu şimdi şunun altını tekrar çizmek lazım kıymetli kardeşlerim. Sürekli belirtmek lazım. Bakın Cumhurbaşkanımızın 85 milyon kazandı demesiyle Kılıçdaroğlu'nun iktidarı olması, ki bu millet müsaade etmedi, yine etmeyecek. Ancak yapsa CHP'nin başında kalabilir, o da belli değil kalıp kalamayacak. Ne anlama geliyor? Bakın 3 tane fotoğrafta bunu anlatmak mümkün. Bir tane efendim sanatçı çıkıyor, istediğin fikre sahip olabilirsin, istediğin partiye oy verebilirsin, oy verdiğin partiyi de açıklayabilirsin, buna kimsenin itirazı yok, saygı duyarız, yine seni dinleriz. Ama çıkıp benim milletimi AK Parti'ye oy verdi diye tahkir ediyorsan, benim depremzedemle dalga geçiyorsan, her türlü zeminde de hakkımızı arayıp sana karşı durmayı biliriz. Demek ki kazansalar ne yapacaktı diye soru sormak aklıma gelmiyor değil. Bunu soruyorum. İstanbul'umuzda bir tane esnaf çıkıyor, giyiminden dolayı kadın kardeşimizi iş yerinden koyuyor. Bir tane esnaf çıkıyor, 14 yaşındaki çocuğumuzu AK Partili diye dükkanından koyuyor. Bunlar seçimden sonra oluyor. Bunları görünce aklıma şu soru tekrar geliyor. Allah bunlara fırsat vermedi. İnşallah vermeyecek. Acaba verselerdi memleketi, Sayın Milletvekilimizin ifade ettiği gibi, demek ki bu coğrafyayı bölüp parçalayıp kan gölüne çevirecek bir süreci başlatacaklardı demekten de kendimi alamıyorum. Ama biz ne yapacağız? Bunlara inat. Cumhurbaşkanımızın yanında kardeş olmaya devam edeceğiz. Birbirimizi sevmeye devam edeceğiz. Bakın biraz önce Gençlik Kolları Başkanımız annesinin, ninesinin, ninnisini okuduğu dille bize selam verdi. Bu memlekette nenesinden dinlediği, annesinden dinlediği ninninin dilini insanlar konuşamıyordu. Kim bunu özgür hale getirdi? Recep Tayyip Erdoğan getirdi. Kim bu milleti öykünen, örnek alınan, efendim ekonomide de, sağlıkta da, savunmada da bugünkü düzeye gelmesine kim vesile oldu? Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, şunu hep söyledik. 2023 seçimleri Türkiye'nin olmasıyla solması arasındadır diye.
Bugünlerde THY'nin güzel bir reklamı var. Vecihi Hürkuş'un uçağından hareketle dün seyrettim, hoşuma gitti. Bunu dediğimde bazen arkadaşlarımız, burada da söyledim, solculuk zannediyor. O değil. Bu memlekette 1940 yılında uçak fabrikası vardı. Bu fabrikayı kapatıp 80 yıl bu memlekete uçak ürettirmeyen, hala da büyük uçak fabrikamız yok. Altyapılarını yapıyoruz. Bu kimdi? CHP'nin o günkü zihniyetleriydi. Bugün de dokunmaya kalktılar. Milli irade tecelli etti. Memleketimizi soldurmalarına müsaade etmedi. Hani bizim Türkiye 100 yılı sloganımız var ya, onların sloganı da eksi 100 yıldı kıymetli kardeşlerim. Yani bu başarılarımızın hepsini silip yeniden 60 sene önceye, 80 sene önceye, 100 sene önceye bizi ne yapacaklar? Götüreceklerdi. Ama 2023, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta milletimiz buna müsaade etmedi. Hani Haliç'teki toplantıda söyledim. Sanki milletimiz dedi ki ya 14 Mayıs'ta 49,5 tamam. Ama bu iş gelin 29 Mayıs'ta bitsin. Niye? Yeni bir çağ açıldı. Yeni bir çağ kapandı. Madem Türkiye 100 yılı başlayacak, varın gelin bu da 29 Mayıs'ta olsun dedi. Sağ olsun, var olsun milletimiz. Sanki böyle bir şey söyledi. Şimdi kıymetli kardeşlerim, başta ifade ettiğim gibi bir sürü yine spekülasyon yapacaklar. Öyle oldu, böyle oldu, dalgalanma oldu, şu kaçtı, bu gitti falan filan. Ortada tertemiz, berrak, milli iradenin tecelli ettiği bir gerçek var. O gerçek nedir? 2028 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar, 2028 yılı milletvekili seçimine kadar, yani Cumhurbaşkanı da, parlamentoda, çoğunlukta Cumhur İttifakı'ndadır. Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu net. Şimdi kıymetli kardeşlerim, buraya konuşmaya çıkan arkadaşlarımız ifade ettiler. Seçim günü bitti. Mazbatalarımızı aldık, itirazlarımızı yaptık, yapmamız gereken hukuki mücadelelerimizi yaptık. YSK açıklamaları yaptı, kesinleşti. Cumhurbaşkanımız ilk gün bize ne dedi? Durmak yok, yola devam. Hadi bakalım 2024'de başlıyoruz dedi. Esenyurt'ta başladı. Tüm İstanbul'da ilçelerimiz başladı. Şimdi ne diyoruz? Yeniden İstanbul diyoruz. Yeniden Esenyurt diyoruz. 2024 Mart'ta Büyükşehir'de de Esenyurt'ta da AK Parti Eser ve Hizmet Belediyeciliğini yeniden Allah'ın izniyle kazandıracağız. Bunda şüphemiz yok kıymetli kardeşlerim. Hani bu bir yıl, iki yıl, iki buçuk yıl içerisinde bazı tanımlamalar yapıyorduk. Diyorduk ki bu Büyükşehir Belediyesi guguk kuşu siyaseti yapıyor. Kendinden önce yapılanları kendisi yapmış gibi anlatıyor. İşte Haliç'i ben temizledim imasında bulunuyor. Yani %90'ını Kadir abinin bitirdiği rahmetlinin bir projeyi ben yaptım diye söylüyor. Niye? Üretemediler, yapamadılar, çözemediler, geliştiremediler. Bundan dolayı bunları yapıyorlar. Bunları çok konuşacağız. Misafir, evet, yani sayın vekilim diyor ki yakında İstanbul'u da ben fethettim diyebilir diyor. O da olabilir. Yani misafir başkan dedik, turist başkan dedik, guguk kuşu siyaseti dedik, kayıp bin gün dedik, bir sürü şey söyledik. Bunları söylemeye ve anlatmaya devam edeceğiz. Biz hikaye anlatmıyoruz. Biz algı oluşturmuyoruz. Biz manipülasyon yapmıyoruz. Biz gerçekleri söylüyoruz. Hakikati anlatıyoruz kıymetli kardeşlerim. Temel atmamayla, proje üretmemeyle, eser yapmamayla İstanbul'un can damarını kestiğinizi anlattık, anlatmaya da devam edeceğiz. Kentler canlı organizmadır. Bu kente hizmet etmezseniz kenti yaşanmaz hale getirirsiniz. Yavaş yavaş kentin yaşanmaz hale geldiğini de hep beraber görüyoruz. İşte ulaşım sektöründen geliyoruz. Efendim, itfaiyelerden, yangınlardan, yol açmalardan, kışın selde yapılacak, karda yapılacak çalışmalardan, metro hatlarından bunların hepsini görüyoruz ve müşahede ediyoruz. Bunları paylaşacağız. Bunları anlatacağız. Ama tekrar ifade ediyorum. Bayrama kadar rutin bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bayramdan sonra hep beraber yeniden İstanbul, yeniden Esenyurt diyerek
tekrar gaza basıp çalışmalarımızı, saha çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Cumhurbaşkanımız ne diyor? İstanbul benim canım diyor. İstanbul benim sevdam diyor. İstanbul benim aşkım diyor. Benim aşkım, benim sevdam, benim canım diyen Cumhurbaşkanımıza yeniden İBB'yi hediye etmeye hazır mısınız? Bunun yolu da Esenyurt'u almaktan geçiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza Esenyurt'u hediye etmeye var mıyız? Bunu başaracağız kıymetli kardeşlerim. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, hangi oyunlarla, hangi tezgahlarla manipüle etmeye çalışırlarsa çalışsınlar, AK Parti teşkilatları, AK Parti kadroları, AK kadrolar bunu başaracak. Güçlenir, bu imkandadır, bu kapasitedir. Bunu da Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. Bugün bu toplantımız teşekkürler Esenyurt bağlamında Esenyurt'ta emeği geçen kardeşlerimizin hepsi tabii buraya gelemediler. İmkan da yok. Bir kısmıyla bir teşekkür toplantısı. Bizler de selam vererek teşekkürlerimizi, tebriklerimizi sizlere iletelim istedik. Onun için tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. AK Parti bu seçimde görevini en üst düzeyde AK Parti kadroları gerçekleştirmiştir. Bundan şüphemiz yok. Kimin ne dediğinin, ne konuştuğunun, ne ifade ettiğinin önemi yok kıymetli kardeşlerim. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Allah'ın izniyle, bu hızla, bu azimle, bu gayretle 2024'ün sonunda da biz seçimleri kazanacağız. Yani Sayın Kılıçdaroğlu çıkmış, şimdi seçmeni suçluyor. Seçmeni, köylü seçmeni suçluyor, şehirli seçmene başka bir şey diyor. Yani her birinin yaptıkları demokrasiye, milli iradeye, hukuka, sevgi, saygı, nezaket sınırlarını aşan adeta demokrasiye ihanet eden bir tavırları var. Yani bir insan sendense iyi, sana oy vermediyse kötü. Bir insan sana oy verdiyse güzel, sana oy vermediyse çirkin. Bu anlayışı milletimiz sandığa hapsetmiştir. Bundan sonra da hapsedecektir. Kategorize edilmelerine, ötekileştirmeye müsaade etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Milli irade yine bundan sonra böyle tecelli edecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Ne diyoruz? Yeniden İstanbul. Yeniden Esenyurt. Yeniden Esenyurt. Onun için yeniden Esenyurt. Yeniden Esenyurt. Yeniden Esenyurt. Tebrik ediyorum. 2024 Mart başarımız, zaferimiz hayırlı olsun diyorum.